dairemiz var. Hı hı. Fakat o oğlunun zaten. Hı hı. Fakat arada bir şeyler oldu böyle. Biz üstümüze aldık. Hı hı. Şimdi biz o daireyi oğluna hediye olarak bağışlamak istiyoruz. Tabii. Çünkü onun o. Evet. Ama iki de kızım var. Ama biraz evvel söylediğim beyefendi sizin için geçerli değil. O, çünkü zaten oğlunuzun malı o. O oğlunu da. Aynen. Kızlar da biliyor. Zaten o ödüyor. O zaman şimdiden o hani sizin üstünüze almak için sebebiyet veren konu aydınlandıktan ve çözüldükten sonra siz malı oğlunuza devrediyorsunuz. Vergiden muaf tutuluyorsunuz. Çünkü... Vergiden muaf mı? Onu soracaktım. Aynen. Çünkü hediye edeceğim. Çünkü onun zaten onun malı. Tamam. Şimdi kredi veriyor. Tabii. İçinde oturuyor. Kesinlikle. Ama acaba kızlardan da tekrardan bir imza falan almamız gerekir mi bu hediyeyi derken? Şimdi yaşınız çok genç. 10 sene içinde herhangi bir şey olmazsa Allah muhafaza sizlere. Bu miras hukuku çok kötü. Ölümle bahsediliyor maalesef. O açıdan 10 sene içinde herhangi bir şey olmazsa bu hak talep etme süreci bitiyor kızlarımızın. Zaten yapmazlar. Pflicht Anteil dediğimiz yani olayın hani temel hakkın talep etme sorun süresi yani 10 senedir. Tabii. Teşekkür ederim. Seve seve. Evet, sorusu olan bayanlar. Miras vergisi çocukları için yüzde kaç oluyor? Yüksek. Gelire bağlı %40'a kadar çıkıyor. Çocuklar için de. Çıkabiliyor, gelire bağlı tabii. Erbschaftssteuer da. İnanın. Türkiye ve burası için aynı kanunlar. Türkiye'nin vergisini Türkiye ödüyorsunuz, Türkiye devleti. Biliyorum da hani aynı şey. Hayır, Türkiye'nin şey çok daha düşük. O konuda tabii ülkemiz daha güzel. Evet. Pardon. Evet, miras vergisinden bahsedildi. Benim biraz evvel söylediğim gibi miras vergisi çok yüksek olduğu için acaba Türkiye ile Almanya için aynı ödemeler söz konusu mu? Türkiye'deki miras vergisi çok daha düşük. Almanya'da inanılmaz yüksek. O açıdan biraz evvel söyledim. Malınız varsa çocuklarınıza şimdiden belirli sunmuş olduğum şartlara dayanarak devredin diye o ifade etti. Burada mı? Burada %40'a varıyor. Zaman gelire de bağlı. Es gibt Freibetrag dediğimiz belirli meblağ vardır. Gerisi üstüne ödüyorsunuz. Evet. Aynen. Elif Hanım, ben bir soru yöneltebilir miyim? Vasiyetname konusunda Almanya ve Türk hukuku arasında fark var mı? Var. Var. Vasiyetname yaparken her zaman şu şekilde insanlarımıza tavsiyede bulunuyorum. Buradaki yapmış olduğunuz vasiyetnameyi tercüme edin, apostil alın. Eyalet Yüksek Mahkemesi değil, yüksek mahkemelerde alınıyor apostil. Frankfurt'ta Gebäude B dediğimiz 251. odada alınıyor. Ve Türkiye'de verasetinizi tasdikletin. Ama en kötü ihtimal burada yapılan Türkiye'de de geçerli kesinlikle. Çünkü bir verdiğiniz verasete bütün dünyada olan mal ve mülklerimle alakalı beyanda bulunuyorum diye bir ibare düşüyoruz biz noterler, Almanya'daki noterler. Ve bu sonuç Türkiye için de geçerli, diğer ülkeler için de geçerli. Türkiye'de yapılan vasiyet de burada geçerli mi? O şekilde yapılırsa geçerli. Tamam. Çünkü Türk hukuku da katkı payını, temel payını biliyor. Bana buradaki noter demişti ki Türkiye'deki mal varlığınızı Türkiye'de yaparsanız daha iyi olur. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi özellikle buradaki çalışan Alman noterleri, ki ben de Alman hukukunda noterim, bu alanda Türkiye hukukuyla alakalı çok fazla bilgileri maalesef yok. Meslektaşlar beni arayıp bu konuyla ilgili bilgi alıyorlar. Herhangi bir tecrübe de yok. Bakarsanız ben Almanya'da ilk Türk kökenli noter oldum. Yani o kadar büyük bir eksiğimiz var ki noter alanında. 50 yıllık, 60 yıllık bir geçmişimiz var Almanya'da. Türkiye'den gelen insanlarımızın bu kadar geçmiş olmasına rağmen bir alanın boş kalmış olması gerçekten üzüyor bizi. Umarım gençlerimiz atanacaktır, bu önemli görevi de üstlenecektir. Ondan dolayı Alman noterlerimiz, Alman kökenli Alman noterlerimiz bu konuda bilgisizler Türk hukukunda. Tapu dairesinde Frankfurt'ta büyük bir uğraşımız oldu ve onlara şu konuyu da kabullendirebildim. Özellikle Alman noterleri nüfus cüzdanıyla işlem yapmıyorlardı. Ama nüfus cüzdanı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlara vermiş olduğu bir kimlik, bir hüviyet. Neden böyle bir ayrıcalık yapılıyor?
İtalya'dan gelen identity card olarak belirlenen, onların nüfus cüzdanı noterler için yeterli. Fransa'dan gelen insanlar için aynı şekilde yeterli. Neden nüfus cüzdanının geçerli olmadığını tartışarak kabul ettirdik.